Size bir soru sormak istiyorum. Bütün bunlar şu anda Türkiye'nin kendini yerleştirdiği pozisyon itibariyle, yani Rusya ile Ukrayna'yı da ben bir araya getiririm. Hazır böyle bir dünya liderliği gibi hoş bir şey yakalamışken fırsat, bunu biraz Orta Doğu'yla da besleyeyim. Bu beni seçimlerde kurtaran bir iş olur. Ekonomiyi unuttururum diye düşünüyor ise bu tutar mı? Karşılığı olur mu? Yoksa bu gerçekten Erdoğan'ın mecbur bırakıldığı ve bunu yapmazsa hayır diyemeyeceği bir rol mü ona biçilen? Nasıl bakıyorsunuz? Aslında Barçın Hanım güzel özetledi. Ben 2018'den itibaren ortaya çıkan, o Ağustos ayını hatırlayalım, ortaya çıkan döviz kriziyle birlikte aslında hem içeride hem de dışarıda bu kadar çok kavga yapan bir hükümetin bunu sürdürebilmesi sürecinin giderek zorlaştığı bir dönemin başladığını zaten düşünüyorum. 2018'de başladı bu. Ne zaman peak yaptı? Biden seçildiği andan itibaren aslında Türkiye bir takım geri dönüşler yapmıştı, hatırlayacaksınız. Ve ta ki Afganistan meselesi üzerine Türkiye işte Batı'nın isteyebileceği bir görevi üstlendiği o ana kadar da Amerika ile bu işi götürmeye çalıştı ama Biden o zamana kadar pek yüz vermedi. Şimdi bu Ukrayna meselesi bir manevra alanı açmışa benzedi. Türkiye'nin tekrardan jeopolitik öneminin artmış olması ve dünyada da uluslararası ilişkilerde genel olarak jeopolitiğin öneminin artmış olması bir manevra alanı yaratmış gibi oldu ve sizin soruda çerçevesini çizdiğiniz, formüle ettiğiniz durum ortaya çıktı. Şimdi bunun bir defa şunu bir ortaya koyalım. Neredeyse 2021 yılının başından itibaren, yani anketlerde, kamuoyu anketlerinde sürekli bir şekilde, kendini tekrarlayacak bir şekilde, artık çok ciddi bir trend oluşturacak şekilde Sayın Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın oyları %40 civarında olduğu dönemden beri aslında iktidarın tek amacı varoluşsal bir şekilde bütün politikalarını seçime doğru ayarlamak. Bunu hepimiz çok iyi bir şekilde biliyoruz. Peki şimdi bu son ortaya çıkan manevra yaratma zamanında bunu kullanmaya çalışıyorlar. Fakat o uçaktaki ifadeleri gördüğünüzde şunu oradan çıkarmak mümkün. Bir enflasyon meselesi var ki bunun tek aslında belirleyici bir noktaya geldiğini görüyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da görüyor belli ki. Fakat başka bir cephede savaşmak istemiyor. Bu çok açık. Tek meseleyi enflasyon haline çevirmeye çalışıyor ve bu da bana kalırsa bu uluslararası ilişkilerdeki bu manevraların ve ortaya çıkan işte yeni durumun tek başına seçimlerde durumu hükümetin lehine çevirmeyeceğini bence gösteriyor. Neden? Birkaç sebebi var. Şimdi birincisi zaten bu manevra alanı da öyle çok sürdürülebilir bir şekilde açılmış değil. Bakın mesela galiba bugün Zelenski'nin bir açıklaması düştü. Yani Türkiye'ye ilk defa tarafınızı seçin gibi bir ifadede bulundu. Yani Türkiye'nin mesela Rusya ve Ukrayna arasında bulunduğu durum da çok çok sürdürülebilir değil. Mesela bakıyorsunuz o batırılan Rus gemisinde o batırılma sürecinde Bayraktar dronlarının ne kadar etkili olduğunu Ukrayna yetkilileri açıklamaya başladılar. Herhalde bunu biz biliyorsak Putin de duyuyordur. Yani o denge şeyi çok sürdürülebilir değil. Birinci nokta bu. İkinci nokta, biz şimdi mesela bu gezi kararlarıyla vesaire içeride çok ciddi sertleşmenin başladığını artık gördük. Şimdi buna Avrupa'nın sessiz kalacağını düşünüyoruz, bekliyoruz ya da genel olarak Batı'nın. Neden? Çünkü diyoruz ki zaten şu anda tamamen jeopolitiğin yükseldiği bir noktadayız. Biz de çok Ukrayna ve Rusya arasında stratejik bir konumumuz var. Aynı zamanda Ukrayna'ya hem drone sattık hem Montreux'u uygulamamızla birlikte Batı zaten yeterince bizden beklediğini almış durumda. Girmezler, karışmazlar
gibi bir düşünce var. Bu da ne kadar sürdürülebilir kesin değil. Almanya Büyükelçiyi çağırdı. Mesela önemsedikleri ortada, orada bir yavaşlama var. O çok açık. Neden? Tekrardan benzer bir büyükelçi krizi yaşamak istemiyorlar. Hatırlarsanız Osman Kavala açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Bütün o büyükelçileri sınır dışı etmekten falan bahsetmişti. Fakat bu konunun unutulduğu anlamına gelmez. Mesela ne dedi Erdoğan? İşte Biden'la halen dinamiğimiz tam iyi değil. Putin gibi değil diyor mesela. Evet. Bu mesela bu o şeyin tam kurulamadığını gösteriyor. Bir üçüncü şey, Barçın Hanım biraz bahsetti. Suudi Arabistan dahil, sadece Mısır değil, Suudi Arabistan dahil aslında bu ülkeler bir bekle ve gör politikası yapıyorlar. Bunun birinci sebebi Barçın Hanım'ın söylediği güvensizlikse, ikinci sebebi de şu. Aslında Türkiye'nin görece önemi arttı bu olaylarla, jeopolitikle, ama dikkat edin Türkiye'nin önemi arttı. Fakat Erdoğan hükümetinin ne kadar kalıcı olacağı konusunda, bakın Suudi Arabistan dahil diyorum. Çünkü oradan bile o işte fiili ambargonun kalkması ya da ticari şeylerin birden yeniden düzelmesi, turizm vesaire konusunda beklenildiği kadar hızlı gitmiyorlar gibi gözüküyor. Bu çok yani önemli Batı'yı, bu söylediğiniz. Yani Batı'yı demiyorum bile bakın. Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkeler bile şunu görüyor. Evet, Türkiye'nin önemi arttı. Zaten Türkiye önemli bir ülke. Fakat bir bakalım, bir yıl sonra burada seçim var. Erdoğan gidecek mi, kalacak mı? Biz Türkiye ile ilişkilerimizi sürdürürüz. Ama Erdoğan iktidarına öyle çok beklenildiği gibi bir yatırım yapılmış değil benim gördüğüm kadarıyla. Bu söylediğiniz çok önemli. Emin Barçın'dan belki devam. Evet. Sorumdan önce izinle ben tam da Barçın'ın bağladığı yere, Edgar Schirr'ın koyduğu noktaya birkaç cümle söylemek istiyorum. Sayın Erdoğan'ın yanlış politikalarına rağmen Türkiye çok önemli bir ülke. Gerçekten çok önemli bir ülke. AKP'nin bütün hatalarına, ekonominin tahrip olmasına rağmen Türkiye çok önemli bir ülke. Sen yayınımızın yeni başladığımız zaman bir cümle kurdun. Dedin ki, evet fiili olarak yürümüyor olsa bile Avrupa Birliği ile Türkiye şu anda bir müzakere. Normalinde bir katılımcı ülke Türkiye, müzakere yürüten ülke. Avrupa Birliği şunu diyebilir mi? Hadi git. Diyemez. Niye diyemiyor? Bütün her şeye rağmen. Çünkü Türkiye'nin düşmesi demek Orta Doğu bataklığının dönüp Avrupa'nın içine gitmesi demek. Kimse Türkiye'yi küçümseyemez. Kimse küçümsemez. Türkiye sıradan, ortalama, vasat bir ülke değil. Bu ülke çok önemli bir ülke. Bu iktidarın beceriksizliklerine rağmen. Bir onu bir tarafa koyalım. İki, Edgar Schirr'ın söylediği şu cümle çok önemli. Türkiye'nin önemi arttı. Türkiye'nin önemi birkaç nedenle çok arttı Schirr. Ama bugün konumuz o değil. Ben buradan hemen bağlayarak Barçın'a ve sonra da birkaç cümle ederse Edgar Schirr'ın etmesini isteyeceğim. Biz bu yayını kurarken şuna bir yanıt bulmak istedik. Acaba iktidar eskisi gibi kendini güçlü görmediği için, eskiden neydi? Hem içeride hem dışarıda basıncı artırabiliyordu iktidar. Şimdi dışarıda basıncı mümkün olduğunca düşürmek istiyor. Hem Avrupa'yla, hem Amerika'yla, hem Orta Doğu'yla, hatta Mısır'la bile ki Barçın sen dedin ki para gelmeyecek olsa bile diye. İçeride ise basıncı sanki artıracakmış gibi görüyoruz. İşte Gezi davasında olanı görüyoruz. Seçime doğru sanki tabii HDP davası ortada. Böyle bir şey bekler misiniz siz? Yani içeride basıncı artırabilmek, baskıyı muhalifler üzerinde artırabilmek için dışarıyı biraz sakinleştirmeye çalışıyor gibi bir hissiyatınız var mı? Barçın senin bir gazeteci olarak ve Edgar Schirr sizin bir siyaset bilimci olarak. Ben açıkçası gizli davası sonuçlandıktan sonra şöyle bir ifade kullandım. Senin demin yaptığın analize son derece katılıyorum. Türkiye gerçekten jeopolitik konumu çok önemli bir ülke ve son gelişmelerde bu değerini arttırdı. O nedenle ben hani denir ya bazen petrol bir ülke için lanet mi, nimet mi diye. Çünkü petrol ülkeleri bir türlü demokrasilerini konsolide edemezler.
belki de petrol olduğu için. Ben de hani acaba Türkiye'nin jeopolitik konumu bir lanet mi, nimet mi gibi bir ifade kullanmıştım. Nimet çünkü dönem dönem işte bu tür bölgesel gelişmeler Türkiye'nin elini güçlendirebiliyor. Lanet şöyle ki tabii başka ülkeler jeostratejik çıkarlarını öncelediklerinde bir takım demokratik değerleri, temel ilkeleri ikinci plana atabiliyorlar. Ve ben de açıkçası Osman Kavala ve diğer Gezi davasında yargılananların aldıkları cezaların bu kadar yüksek olmasını Cumhurbaşkanı'nın son dönemde kendisinin ve senin de dediğin gibi aslında Türkiye'nin jeopolitik konumunun güçlenmesine bağlıyorum. Yani açıkçası Cumhurbaşkanı şöyle düşünüyor. Ben dışarıda hiç kimsenin başını ağrıtmayacağım. Batı'ya da bu mesajı vereceğim. İşte Orta Doğu'da da ilişkilerimi yumuşak götüreceğim. Zaten Orta Doğu'nun insan hakları gibi bir derdi yok. Ama özellikle de Batı'ya vermek istediği mesaj ve ben Doğu Akdeniz'de çok fazla gerilim çıkarmayacağım. İşte Oruç Reis'i Karadeniz'e göndereceğim. Doğu Akdeniz'de fazla dolaştırmayacağım. Mümkün olduğu kadar sakin bir siyaset götüreceğim. Mesela işte İsrail-Türk yakınlaşması ilk sınavını Ramazan'da verdi. Ramazan'da yaşanan şiddete 2 sene, 3 sene, 4 sene önce olsa Cumhurbaşkanı ne yapardı? Eser gürlerdi. Halbuki demek ki aslında makul bir seviyeyle yine eleştirerek ama dengeli bir söylem tutturulabiliyormuş. Ama Cumhurbaşkanı işte özellikle de insan hakları konusunda kendisine gelebilecek olan baskı karşısında özellikle Ukrayna Savaşı'nda elinin güçlendiğini düşünüyor. Ve Batı'ya ben sakin kalacağım, çok fazla dış politika anlamında baş ağrısı yaratmayacağım. Ama siz de benim bu içeride baskıyı arttırmama fazla ses çıkarmayın şeklinde bir noktada ve bu da tabii beni önümüzdeki süreçteki hareketlerinin, tavrının çok daha baskıcı olacağı, çok daha sertleşeceği yönünde açıkçası kötümser kılıyor. Kötü. Şimdi biraz da Edgar Şar'a soracağım ama Barçın İnanç'a teşekkür edeceğiz. Barçın uzun yıllardır seyircilerimiz için söylüyorum bunu, diplomasi kulislerinde iyi bilen hem de Türkiye'deki yabancı misyonda dünyadaki kurumları da Türkiye'nin ilişkide olduğu kurumların aslında nabzını da yakından tutan bir gazeteci olduğu için şimdi Osman Kavala bir not göndermiş, bir not göndermesini bekliyorduk avukatlarıyla. İktidar gizli davası kararlarının seçim malzemesi yapacak demiş. Yani kendi de farkında bunun içeride kullanılacağından. Barçın şunu sorayım. Evet, Erdoğan senin dediğin gibi bir oyun planı kuruyor olabilir ki kuruyor, hepimiz görüyoruz. Ama diğer taraf, yani hesabında ya bunlar zaten tutturamazlar, sonunda geri adım atarlar, her durumda bana sıkıştılar ve ben burada bir şekilde tatlı tatlı bu işi yürütürüm, Gezi'yi de içeride kullanırım. Burada özellikle AB başkentlerinin ve de Biden'ın bir sürpriz yapmasını bekleyebilir miyiz? Yani hepimiz biliyoruz ki işte Merkel her seçimden önce hop Ankara'daydı. Bundan sonra Olaf Scholz'un da böyle hop Ankara'ya gelmesini bekleyebilir miyiz? Ukrayna konusunda geldi evet ama bundan sonrasını nasıl götürürler? Yani gerçekten Erdoğan kalsın da mühim olan bizim kafamız ağrımasın diye götürürler mi? Yoksa Rusya'ya bile çok sert tavır takındılar ki doğalgazda birebir bağlılar ve petrolde. Ne, nasıl bir nabız tutuyorsun, tutuyor musun? Uluslararası kurumların, AB'nin, AB kurumlarının ve AB başkentlerinin. Bir kere şöyle bir anekdottan başlayayım açıkçası. Merkel Almanya Başbakanlığı'nın son dönemlerinde Türkiye'ye yaptığı son ziyaretlerden birisinde biz böyle 6 kişi aralarında Osman Kavala'nın da olduğu, ben gazeteci kotasından ama diğerleri de sivil toplum temsilcileri kotasından 6 kişi Angela Merkel'le böyle bir görüşme yapmıştık işte Türkiye-Almanya
ilişkilerine dair ona Osman Kavala da katılmıştı. Bence zaten burada özellikle bu kadar ağır ceza verilmesinin bir nedeni de bir mesaj gönderiliyor herkese. Yani hepimize bir mesaj gönderiliyor. Yani siz istediğiniz kadar hani böyle yabancı liderler nezdinde saygınlığınız olsa bile ben hiçbir şekilde hukuk vesaire tanımam. O bağlantılarınıza rağmen bile hiç kimse benim baskımdan kurtulamaz mesajı veriliyor. Sonuç olarak demin de söylediğim gibi evet böyle bir son dönemlerde Türkiye'nin jeopolitik önemi arttığı için Türkiye'deki demokratikleşmedeki geriye gidiş daha az önemsenir olacaktır. Bu biraz da Avrupa'nın da işine geliyor diye düşünüyorum doğrusu. Çünkü Avrupa'da bir grup, Türkiye'nin de Avrupa Birliği üyelik sürecini canlandırmasını istemiyor. Şimdi Türkiye'de demokrasi ne kadar kör topal giderse Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olması, Avrupa Birliği üyeliğinin canlandırılması o kadar yavaş gidecektir. Dolayısıyla bazı başkentler için aslında Erdoğan gibi bir liderin olması işlerine geliyor. Yalnız hesaplayamadıkları bir şey var. O da